Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'lik kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA'nın tarihindeki en enteresan olayları inceleyeceğiz. Çıkan enteresan kartlar, yayın yapmış olduğu hatalar ve benzeri şekilde olağanüstü gerçekleşen vakaları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Neden eski FIFA'lar güzel? Zaten bu videoyu izledikten sonra bunu anlayabileceksiniz. Bu arada bundan sonra arkadaşlar kendime bir video upload, yani video yükleme takvimi belirleyeceğim ve bu düzende upload yapacağım. Artık daha düzenli bir çalışma hayatım var ve daha düzenli bir üniversite hayatım olacak. Bundan dolayı artık YouTube'a da eskisi gibi geri dönüş yapabileceğimi düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bunları arkadaşlar ciddiye alın çünkü çok yakında büyük futbolcularla videolar gelecek. Etkileşimin artması bizim işimizi kolaylaştırır. Size hepinize iyi seyirler diliyorum. FIFA 11'de normalde 68 ratinge sahip Wallace'ın kartı 44 metreden bir gol attıktan sonra bütün YouTuber'lar EA'den bu kartın informa çıkmasını istemişti. Ve EA de onları kırmayıp 48 ratingli ve sadece şutu upgrade almış olan bir Wallace'ın kartını markete koymuşlardı. Bu kart o sene YouTuber'lar arasında çok ünlüydü. Çünkü bu kartın skill move özellikleri 5'ti arkadaşlar. 5 yıldız olduğu için ve o oyunlarda da skill move'lar inanılmaz overrated olduğu için bu kartlar çok pahalıya gidiyordu. Ve bundan dolayı YouTuber'ların istediği oldu. EA topluluğunu dinledi ve insanları mutlu etti. Bir sonraki gizemimiz yeniden FIFA 10'dan arkadaşlar. İsmimi telaffuz edemediğim bu abimizin normalde kariyeri 2008 yılında sona eriyor. Ve bu abimiz 2010 yılında Scunthorpe United isimli bir takımı çalıştırmaya başlıyor. Çalıştırmış olduğu takım bütün maçları kaybediyor arkadaşlar. Ve kaybettiği bir tane maçta top bunların kendi oyuncunun ısındığı yere geliyor. Yani daha doğrusu teknik kulübeye geliyor arkadaşlar. Kulübeden voleyle bir şut çekiyor ve rakip kaleci bunu tutamayıp gol oluyor arkadaşlar. Tabii ki gol sayılmıyor ama taraftarlar çıldırıyor. Ve EA Sports da bu abimizin sırf oradan gol attığı için ve bütün takımın maçları kaybettiği için buna özel böyle bir kart çıkarıyor. Normalde bu kart oyunda yok, dediğim gibi menajerlik yapan bir abimiz sırf atmış olduğu gol sayesinde oyuna yeni kartı ekleniyor. Bir sonraki gizemimiz FIFA 13'ten sevgili dostlar. Messi 2012 yılı boyunca toplamda 91 tane gol atıyor arkadaşlar. Ve EA Sports da bu anı özelleştirmek istiyor. Gidiyor arkadaşlar, Messi'nin normal kartı 94 ratingken yeni bir kart çıkarıyor. Bu kartın ratingini 91 yapıyor ve shooting özelliği, yani şut özelliğini 99 yapıyor sevgili dostlar. Yani her ne kadar ratingi 3 düşmüş olsa bile şutu arkadaşlar artıyor ve 99 oluyor. Bu kart oyundaki en enteresan ve en nadir kartlardan birisiydi sevgili dostlar. Almak gerçekten zordu bu kartı. Paranız olsa bile, zaten bu oyunların hepsinde paranız olsa bile marketteki özel büyük kartlar almanız arkadaşlar zor oluyordu. Çünkü ya markette olmuyordu ya da koyulur koyulmaz insanlar tarafından satın alınıyordu sevgili dostlar. Bu yüzden kartlar daha değerliydi ve EA Sports'tan güzel bir detay daha. Yeniden FIFA 2010'a gidiyoruz sevgili arkadaşlar. FIFA 2010 heyecanın olduğu yer diyoruz. Ronnie diye bir isim vardı arkadaşlar. Bu sol bek dünyadaki en hızlı şut çeken arkadaştı. Ve bir Portekiz ligi maçında arkadaşlar vurmuş olduğu frikik 211 km bölü saat hızla kaleye gidip gol oluyordu. EA de bu anı atlamamak için yeni bir kart çıkartıp Ronnie'nin daha doğrusu şutunu 20 arttırmıştı arkadaşlar. Ve buradaki en enteresan vaka şu. Arkadaş bu frikiki 2006'da atıyor. FIFA 2010'da böyle özel bir kart çıkıyor. Yani bu aslında flashback de denilebilir şu zamanki, ya da hani historical bir şey denilebilir. Dediğim gibi hani bu senelerde FIFA'nın temel amacı zaten content, yani içerik üzerine olduğu için, para üzerine olmadığı için genelde bu tarz kartlar çıkıyordu. Ancak bu senelerde maalesef böyle şeyleri görmek zor. Yeniden FIFA 12 topraklarına hoş geldiniz arkadaşlar. McGlary Leeds United karşısındaki 7-3'lük galibiyette toplamda arkadaşlar 4 tane gol atıyordu ve 65 ratingli olan kartına EA Sports bir Team of the Week kartı çıkartıp 74 ratinge yükseltiyordu. Yani tam olarak 9 rating yükseltme yapıyordu. Fakat buradaki asıl temel nokta şut özelliğinin 29 artması arkadaşlar. Bir kartın informunda 29 özellik arttığını ben daha FIFA tarihinde görmedim. Bana kalırsa FIFA'nın tarihindeki Team of the Week olarak bakıldığı zaman yapılan en büyük upgrade arkadaşlar. Toplamda 29 şut artarak 60'tan 89'a geliyor. Tabii ki de diğer özellikleri de artıyor sevgili dostlar. Dediğim gibi bu oyunlardaki asıl amaç para kazanmak olmadığı için bu tarz güzel overrated OP kartlar görüyorduk arkadaşlar. Ve geldik o inanılmaz olay arkadaşlar. FIFA 2010'da stoper kartı olan Shinwok kardeşimiz FIFA 2011'de
santrafor olarak position change alıyor arkadaşlar. Daha önce sağ bekten sağ açık alanı gördük, sol bekten sol açık alanı gördük ya da CDM'den mesela defans olanı gördük. Ama ve lakin stoperden santrafor olan bir kartı ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Gareth Bale örneğini verebilirsiniz. Gareth Bale zaten önce bek oynuyor sonra kanada geçiyor. Yani bekten kanada geçmek hadi neyse ama stoperden santrafora geçmek bence çok daha enteresan arkadaşlar. Bu kart da zaten FIFA tarihindeki en enteresan position change yani pozisyon değişikliği olarak tarihe geçiyor. FIFA 12'de arkadaşlar ara rating yükseltme ve düşürmede Nemeth diye bir kart vardı. Nemeth'in normaldeki ratingi 69 rating gümüş bir karttı arkadaşlar. Ara düşme artma döneminde arkadaşlar bu kartın ratingi toplamda -6 alarak 63'lük bir kart olup ve bronz oluyordu. Fakat karttaki enteresanlık arkadaşlar shooting özelliği yani shoot özelliği dışındaki bütün özellikleri artmıştı. Kart downgrade alıyor, sadece shooting artıyor fakat diğer özelliklerin hepsi artıyor arkadaşlar. Bu tamamen bir oyunun hatası yani EA'in hatası. Çok enteresan bir hata ama zaten buradan FUT'un geçmişine bakarak ratingin hiçbir şey ifade etmediğini anlayabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Eğer ki oyunun rating algoritması, oyundaki rating hesaplaması kartın üzerindeki istatistiklere göre olsaydı zaten böyle bir şeyin yazılımsal olarak mümkün olması imkansız. Dolayısıyla EA Sports gerçekten de ratingleri kafasına göre yazıyor arkadaşlar. Bu yüzden Modish neden oynamıyor, Cross neden oynamıyor ya da 89 David Silva neden oynamıyor diyorsunuz ya. Aslında önemli olan şey kartın üzerinde yazan rating değil, kartın içeriğindeki ratingler sevgili dostlar. Bundan dolayı kartlarınızı alırken buna dikkat edin. Ve sonunda Türk topraklarına gelebildik arkadaşlar. FIFA 13'te hatırlayacağınız gibi Galatasaray'ın kalecisi kırmızı kart görmüştü. Ve Felipe Melo son dakikalarda kalesini korumak için kalese geçmişti. Penaltı atışı kullanılıyordu ve bu penaltıyı Melo kurtarmıştı sevgili dostlar. Hatta ondan sonra yapmış olduğu sevincini falan hatırlıyorsunuz. Gerçekten de bence Türk futbol tarihi adına da hem FIFA tarihi adına da güzel bir olaydı. Kaleye geçmesi, son dakikalarda penaltıyı kurtarması gerçekten arkadaşlar enteresan ve bir daha yaşanması güç olan vakalardı. EA Sports'un da böyle bir şey atlamaması gerçekten de çok hoş. Çünkü maalesef ki günümüzde Süper Lig'deki kartlara fazla arkadaşlar bir böyle bir bakım, ratingleri güzelleme, güzelleştirme ya da oyuncu yüzlerini daha güzel hale getirmek konusunda herhangi bir çabaları veya uğraşları yok. Geçen sene hatırlayacağınız gibi Buffett'in bir Gomez 28 tane gol atmıştı. Zar zor bir tane kartı çıkmıştı. Aynı şekilde bu sene Cagney'in bir sürü golü var. Nasıl informu yok. Aynı şekilde yani bir sürü burada Süper Lig'den çoğaltabilirsiniz. Maalesef ki Süper Lig'e önem vermiyorlar. Ve bu videodaki en gizemli olaya hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. FIFA 14'te biliyorsunuz ki Lionel Messi'nin bug'lı kartları vardı arkadaşlar. Tabii ki bunlar kısa sürenin oyuna gelmişti. Kısa zamanda fark edilip herkes tarafından kullanılmışlardı arkadaşlar. Bu oyunda bir bug olmuştu. Bir santrafor vardı. Bu ekrandaki santraforun ismini hatırlamıyorum ama bu santrafor kardeşimizle Colin Kazım Richards, evet bizim bilmiş olduğunuz Türkiye'de oynayan Colin Kazım Richards'ın kartları bug'lıydı arkadaşlar ve bu iki kartta Messi'nin bütün özelliklerinin aynısı yer alıyordu sevgili dostlar. Gerçekten inanılmaz bir vakaydı ki zaten bu kartların da marketteki fiyatları baya baya yükselmişti. Colin Kazım Richards ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz siyahi abimizin kartları İnanılmaz bir şekilde Messi'nin bütün özelliklerini almışlardı ve ben de WorldShow'un bu videodaki alıntılarını sizlerle birlikte paylaştım. Bunu EA Sports bile bile mi yaptı, hatadan mı yaptı bilemiyorum. Eğer hatadan yaptıysa niye Colin Kazım Richards'ta bu abi de var onu da gerçekten anlamak güç. EA'yı anlamak arkadaşlar gerçekten de çok zor oluyor bazı durumlarda. Sizce bu bir hata mı yoksa EA tarafından bilinçli olarak yapılmış bir şey mi? Bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve arkadaşlar eğer bu videonun ikincisinin de gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey videoyu beğenmek, paylaşmak ve kanala abone olmak. Bunu gerçekten para kazanmak için falan söylemiyorum. Zaten kanaldaki reklamların kapalı olduğunu biliyorsunuz. Sadece çekmiş olduğum futbolcu videolarında insanlar etkileşim sordukları için sizlerden böyle bir yardım talep ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ooh, you left my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember.